Dünya 7 Ekim 2023'ten itibaren tarih boyunca görmediği bir soykırıma tanıklık ediyor. İsrail Gazze'yi kelimenin tam anlamıyla açık hava hapishanesine çevirdi. Tam 203 gündür yağdırdığı bombalarla binlerce masumu öldüren katil İsrail, hayatta kalanları ise evlerinden etti. Gazze'liler zor koşullar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Gıda yok, su yok, ilaç yok. Bu yüzyılda kundaktaki bebekler açlıktan ölürken dünyadan ses yok. İslam aleminden yükselen tepkiler ise yetersiz. İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseyrat ve El Meazi mülteci kamplarıyla Ezzevaide beldesine hava saldırıları düzenledi. Gazze şeridinin orta kesimlerinde yer alan El Muraka beldesinde birçok binayı yerle bir eden İsrail ordusu, Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahya ve diğer birçok bölgeyi de topçu atışlarıyla hedef aldı. İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Sefa Camii'ni bombaladı, Zeytun ve Şucaiye ile diğer bazı mahallelere de saldırılar düzenledi. İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yerleşkesinde toplu mezarları açma çalışmaları da devam ediyor. Nasır Hastanesi'ndeki toplu mezarlardan şu ana kadar çıkarılan ceset sayısı 392'ye ulaştı. Hamas'tan Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan ve şu ana kadar 392 cesedin çıkarıldığı 3 toplu mezara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada sağlık ekiplerinin İsrail ordusu tarafından infaz edilen ve Nasır Hastanesi yerleşkesine gömülenlerin cesetlerini arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Uluslararası yardım çağrısı yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlardan kayıp kişilerin aranması ve cesetlerin tespit edilmesi için alanında uzman adli tıp ekiplerinin ve gerekli ekipmanların gönderilmesini talep ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Şu ana kadar bulunan cesetlerin yarısından fazlasının kimliğinin tespit edilemediğinin altı çizildi. Açıklamada acımasız bir şekilde eziyet ve işkenceye maruz kalan hasta ve yaralı sivillerin, çocukların ve kadınların cesetlerinin bulunduğu toplu mezarlardan her geçen gün ortaya çıkan suçları araştırmak için acil, bağımsız, uluslararası bir komite oluşturulması gerekiyor. Cesetlerden bazılarının diri diri gömüldüğüne dair belirtiler de var, ifadelerine yer verildi. Bu suçlara göz yumulmaması, koruma ve örtbas etme politikasının yürütülmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 14.685'i çocuk, 9.670'i kadın olmak üzere 34.500'e yakın Filistinli öldürüldü, 77.500'e yakın kişi de yaralandı.